Çörek otu ve çörek otu yağı alerjiden kansere, diyabetten kolesterole birçok hastalığa şifa oluyor. Öyle ki ismi hadis-i şeriflerde bile ölümden başka her derde deva olarak zikrediliyor. Ancak özellikle çörek otu yağı alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü fırsatçılar ona da hile karıştırıyor. Çörek otu yağı kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ne işe yarıyor? Her şeye yarıyor. Evde var hatta. Biz genellikle hamur işlerinin üzerine süs olarak serpiyoruz. Oysa çörek otunun ve çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Kanser hücrelerinin gelişmesini önleyecektir. Uzmanlar çörek otu ve çörek otu yağının birçok hastalığa şifa olduğunu söylüyor. Bağırsak sisteminde kolon kanserinin gelişmesini önlemede, pankreas kanserinin gelişmesini önlemede ciddi önemi var. Egzamayı önlüyor. Birçok hadiste de adı geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rahatsızlandığında bir avuç aynı şekilde balla karıştırarak aldığı. Çörek otu her derde devadır. Ölümden başka her derde devadır. Çörek otu ve çörek otu yağı ölüm dışında her derde deva. Diyabet ve kolesterolü kontrol altına alabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bir diyabet hastası bu çörek otu yağını nasıl tüketecek? Günde kaç kere tüketecek? Evet, günde 2 gram la başlayacağız önce. Bir hafta böyle devam edeceğiz. 3 kez alacağız. Nasıl içeceğiz? Çay kaşığıyla içiyoruz. Yoğurda karıştırsak ya da her şekilde, ekmeğe. Bunu her şekilde kullanabilirsiniz. Yalnızca kanserin, diyabetin değil, gripin de şifası çörek otunda. Göğsünüze ve sırtınıza sürebilirsiniz. Çünkü önemli olan bunun doku tarafından emiliyor olmasıdır. Ne faydası oluyor sürdüğünüzde? Antimikrobiyal aktivitesinden dolayı mikropların orada gelişmesini önleyecek. Aynı zamanda da kasları rahatlattığı için büyük fayda verecektir. Her faydalı şeyde olduğu gibi çörek otu yağına da hile karıştırılabiliyor. O nedenle çörek otu yağı alırken bildiğiniz yerden alın ve eğer mümkünse çörek otunun çörek otu yağına dönüşümünü damla damla izleyin. Ne hile karıştırılabilir? Çörek otu yağını yani zeytinyağı katıyorlar. Ayçiçek yağı bir daha yani koyabilirler. Peki şimdi bu şişenin yarısına zeytinyağı koysa maliyeti ne kadar düşer? Düşer, yarı yarıya düşer abi. O zaman 20-25 liraya alıyorsak bu şişeyi çörek otu yağı yemiyor muyuz yani? Kesinlikle. Aldığınız çörek otu yağının soğuk sıkım olmasına dikkat edin. Yaklaşık 1 kilo çörek otundan şu şişede gördüğünüz gibi 200 gram kadar çörek otu yağı çıkıyor. Bu 40 liradır. Bunun normalde şişesini 10 liraya verebiliyorlar. Yani hazır olarak şeyde alırsın. Mümkün mü peki 10 liraya satmak? 10 liraya satmak mümkün değil. Çünkü yani bak siz de gördünüz. Yani 1 kilo çörek otunda 150 gramla 200 gram arasında yağ çıkıyor.